Herkesin aklında bu soru var. Matematik netlerim nasıl artar? Hocam Tom, nasıl artacak ya? Aynen. Nergis demiş ki matematik netlerim hiç iyi değil. Ne yapabilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz? İbrahim demiş ki hocam denemelerde matematik zor oluyor. Nasıl matematik? Matematik tam bir bela hocam. Gerçekten ya. Gerçekten de herkesin korkulu rüyası. Hatta böyle canavar gibi gösterdik. Böyle matematikten kaçıyoruz gerçekten de. Bak ilk kural bir kere şunu unutmayacağız. Ön yargılarını bir kenara koy. Nasıl koyayım hocam ya? Ön yargılarını yani matematik çok zor. Bırak. Sayısal yapamıyorum. Saçmalama. Matematiği anlamıyorum. Hayır bunu unut. Bunların hepsine sahibim hocam ben zaten. Aynen. Bu üçünü de tamamen kafandan sil. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bunlarla bir kere yola çıkarsan başarılı olamaz. O kesin net. Yani biliyorum ben yani bunları kafanda tutarsan asla başarılı olamaz. Ama bunları bir kenara koyarsan işte o zaman bir umut var, bir ışık var. Peki domino etkisi denilen bir şey var. Gerçekten de matematikte her konu birbiriyle bağlantılı. Zinciri kırmamız gerekiyor. Nasıl kıracağız biz? Buradaki ilk temel konuları sonrasında ona bağlı konuları, sonrasında ona bağlı konuları yaparaktan bunu düşüreceğiz. Sonra bu devrilecek. Sonra bu devrilecek ve domino etkisiyle bütün hepsi patara putara hepsi. Nasıl yapacağız hocam? Bir sürü konu var bir ya. Bir kere çok güzel bir gelişme oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk dedi ki LGS'de sadece birinci dönem müfredattan yapılacak dedi. Bu bizim için inanılmaz büyük bir gelişme. Konuların yarısı gitti mi hocam? Aynen. Konuların yarısı gitti. Dolayısıyla acayip şanslıyız. Şu anda LGS konuları artık belli olduğu için sonuç olarak inanılmaz büyük bir fırsata eriştik. Peki nedir fırsat? Artık daha az konudan sorumluyuz. Dolayısıyla daha az bilgiye ihtiyacımız var ve bunların hepsi de yenisiz soruları çözme becerisi kazandığı zaman bitti aslında. Şimdi tam zamanı aslında. Bak evdeyiz, aynen, oturuyoruz. Aynen, evde oturuyoruz hocam. Hani okul yok. Fırsatımız o yüzden hem de çok. Hem zamanımız var. Hem konular az. Daha ne olsun yahu? Yani bir sana de soruların cevaplarını versinler. Aynen. Bu sene 8. sınıflar gerçekten de daha ne olsun yani diyecek bir kıvama geldiler. İnanılmaz şanslılar. Neden? Çünkü çok az konu var ve çok fazla zamanları var çalışmak için. Peki. Hatta LGS matematik konularına bakalım. Çarpanlar, katlar, üst sayılar, karekök sayılar. Zaten en temeller bak. Matematiğin onlar temelleri hocam, bunlar. Onlar en zor. Sonra veri analizi çok keko bir konu. Hiç merak etme. Olasılık konusu da birazcık zorlayıcı olabilir. Cebir serifaller ve özdeşlik işte bu kadar. Ondan sonra sağ taraftaki konular yok ya mu hocam? Sağ taraftaki sorular. Doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgenler, eşitlikler, dönüşüm geometrisi, geometrisi. Bunların hepsi gitti, uçtu. Bana ne buna? Yürüyün gidin anca gidersiniz. Şimdi sadece bunlara bakacağım. İşte bunlara bakıp da artık çok güzel netler yapabiliriz diyorum. Bak temelin eksikse işlemler sana yabancı gelebilir. Bunu unutmayalım. Yani mesela yeni soruları hazırlanıyorsun ya sen. Yeni sorularda işlemler sana çok yabancı gelebilir. Nereden başlayacağını bilemezsin. O yüzden yapman gereken ne biliyor musun Tonguç abim? Önce temelini sağlaştır. Mesela artı eksi harflerini sakın karıştırma. Denklem çözmeyi çok iyi bil. Çarpma bölmeyi yani kafadan yapabilmeyi öğren. Köklü sayılar, üst sayılar zaten çok temel konular. Yani matematik hayatına 9. sınıf, 10. sınıf, 15. sınıf. Matematik hayatın karardı ya. Her zaman karşına çıkacak bu iki konu. Bu üç konu daha doğrusu pardon. Bunları acayip çok dikkat edeceğiz. Harfli ifadeler, x'ler, y'ler de çok önemli diyoruz. O yüzden yapacağımız şey şu. Formül defterin olsun ve tüm formülleri not et. Ve yazarak çalış ve her formüle bir örnek de eklemeyi unutma. Şunu unutma. Ne kadar çok soru o kadar çok başarı. Gerçekten de hani soru eşittir başarı. Matematikte bu şekilde çalışıyor her şey. Kolay, orta, zor seviye sorularla çözülür. Bak bunun için de mesela sana bir örnek göstereyim. Mesela bizim mesela bir kitaptan hatta şöyle göstereyim sana. Bak kolay, orta, zor. Ne demek biliyor musun bak? İlk başta temel soruları çözüyorsun. Aa bunlar kolay benziyor. Sonrasında orta tarz soruları çözüyorsun. Oo. Sonra sınav tarzı soruları çözüyorsun. Bak görüyor musun? Sınav tarzlar yatay oluyor. Bak tekrar söylüyorum. Hemen buradan başka bir sayfamızı açtık. Kolay soru. Temel soruları çözmemiz gerekiyor ilk başta. Temel dediğim şey kolay aslında. Ama kolay da değil ha. Yani temelini oluşturuyorsun. Sonra orta soruları, sonrasında zor soruları çözüyorsun. İşte aslında işin sırrı bu. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Hani konular değişti ya Tonguç Eralmey. Hangilerini alalım hocam? Tostun mesela 1, 2, 3. 4. adımlarını alabilirsin Tonguç Eralmey. 1, 2, 3, 4 tam LGS'nin yeni konularına uygun. Dolayısıyla bu tost dergilerimiz zaten inanılmaz güzel bir stille tasarlanmış. Bak temel seviye sorular, orta seviye sorular, zor seviye sorular. Yani sınav tarzı sorular. Temel, orta, sınav tarzı olmak üzere üç farklı şekilde hem Türkçe hem matematik hem fen. Yani katsayısı 4 olan derslerden hazırlanmış. Dolayısıyla sen bunlara çalışsan ilk 4'ü tam sınav konuları. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. İlk 4'ü bunların tam sınav konuları. Bunlara çalışabilirsin. Bu arada ilk dönem tekrarını
arkadaşlarımız soruyor. İlk tekrar nasıl gireceğiz hocam? İlk tekrar LGS kitabımızda yeni nesil beceri temelli sorular oluşuyor. Burada da tamamı yeni nesil sorular var. Tamamı yeni nesil sorularımızla beraber seninle beraber çalışmaya devam edeceğiz Tonguç Erhan Bey. Süper bir şekilde zaten konularımız azaldığı için başarıya... Ama hala hatalarım çıkıyor hocam. O ne, önemli değil. Hatalar mükemmel bir şey. Gerçekten hata görünce nasıl yani? Mutlu oluyorum, seviniyorum. Çünkü şaka öğrenme hocam? Hayır, çünkü öğrenme fırsatı oluyorum. Bak Tonguç Erhan Bey, çok basit bir şey söyleyeyim sana. Böyle bir testi açtık, tamam mı? Bunu çözdük, doğru. Bunu çözdük, doğru. Bunu çözdük, doğru. Bak bunu doğru, 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 yanlış. Eyvah, eyvah. Bak Tonguç Erhan Bey, doğru yaptığın soruya bir daha bakıyor musun? Bakmıyorum. Bakmıyorsun. Ama yanlış yaptığın soruya bir daha bakıyor musun? Evet. Bilinçliysen bakarsın. Baktığın zaman da öğrenirsin. Bu senin için bir öğrenme fırsatı. İşte öğrenme fırsatını iyi değerlendirmek her zaman önemli. Dolayısıyla hatalarından mutlaka ders çıkarmalısın. Hatta şunu da sana söylemek istiyorum. Yapamadığın sorular olursa rica ediyorum video çözümünü izle. Çünkü video çözümü de sana olayı anlatır. Profesyonel hoca. Mesela bu soruyu yapamadım ya. Çat diye bunun video çözümünü izlemem gerekiyor ki daha fazla başarılı olabileyim diyoruz. Netimizi de bu şekilde arttıracağız. Aslında bu iş bu kadar basit. Ve şunu unutma. Tonguç Erhan Bey'im. Evokul programında aslında sana her şeyi teker teker anlatıyoruz. Evokul programını mutlaka takip et. Evokul her gün var mı hocam? Aynen. Evokul kampı da matematik ağırlıklı. Evde olduğun, uzaktan eğitimin olduğu her gün aslında senin için Evokul'da çok güzel dersler götürüyor. 8. sınıf kanalında değil mi hocam? 8. sınıf kanalında ve kendi kanalında kendi saatinde ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım.